Merhaba değerli dostlar. Bugün sizlere Delice zeytinden bahsedeceğiz. Delice arkadaşlar zeytinin yabanisi. Demek tohumunun bir şekilde özellikle kuşlarla bir yerden bir yere taşınarak doğada kendiliğinden yabani olarak yetişen, aşılı olmayan yabani bir ağaç ve buna da delice denmekte arkadaşlar. Bu bitki doğada kendiliğinden yetişiyor. Zeytin biliyorsunuz arkadaşlar hem meyvesi hem yaprakları yine yağı, zeytinyağı çok şifalı özelliklere sahip. Bu delice de arkadaşlar yabani olması itibariyle bu şifaları çok daha fazla. Bugün bu videomuzda bunlardan bahsedeceğiz. Çünkü doğada arkadaşlar özellikle Akdeniz, Ege ve Karadeniz'in bazı bölgelerinde bu devlet ormanlarında kendiliğinden çok sayıda zeytin yetişiyor. Biz de Batı Karadeniz bölgesinde bir devlet ormanında arkadaşlar çok miktarda delice zeytinin olduğunu gördük. Bununla ilgili bazı projelerimiz var. Yine yaptığımız araştırmalarda çok şifalı özelliklere sahip olduğunu belirledik. Bunu da arkadaşlar sizlerle paylaşmak istedik ki bölgesinde eğer varsa böyle zeytinler bunları aşılamadan olduğu haliyle delice şeklinde kullanmalarını tavsiye ediyoruz ve öneriyoruz. Arkadaşlar bunlar ormandan topladığımız delice meyveleri. Ağaç türüne göre arkadaşlar bazıları biraz daha büyük. Yine bazıları da küçük arkadaşlar olgunlaşmış. Bunları aldık biz. Bunun arkadaşlar zeytinyağı elde edilme durumu da mevcut. Çok miktarda toplanıp zeytinyağı da elde edilebiliyor. Yaklaşık 18-20 kilo kadar delice arkadaşlar küçük olması itibariyle 1 litre zeytinyağına tekabül ediyor ki normal kültürü yapılan zeytinlerden 3 ile 7 kilo arasında zeytinden 1 kilo yağ elde ediliyor. 1 litre daha doğrusu. Burada da arkadaşlar dediğimiz gibi çok az miktarda elde ediliyor. Bu da arkadaşlar şunu gösteriyor. Bitki ne kadar büyürse genel olarak bitki bilimde, botanik bilimde bu böyledir. Bitki ne kadar büyürse, meyve ne kadar büyük olursa içerisindeki etken madde de o kadar azalıyor. Tadı, kokusu ve diğer özellikleri de orantılı olarak azalıyor. Yani şöyle düşünün, 1 gram etkili madde varsa bu 70 gramlık bir meyveye dağıtılmasıyla 10 gramlık bir meyveye dağıtılması arasındaki fark gibi. İşte zeytinde de aynı şekilde. Arkadaşlar bunda insan sağlığına çok faydalı olan fenolik bileşikler mevcut. 3 tane çok önemli fenolik asit var arkadaşlar bunlardan. Birincisi oleosantal denen bir madde. Yine oleasin, oleuropein denen maddeler. Bu 3 madde arkadaşlar yine omega 3 yağlarıyla birlikte gerçekten çok müthiş şifalı etkiler mevcut. İşte arkadaşlar bu maddeler normal zeytine göre bu delice meyvesinde arkadaşlar 3-4 kat, bazı meyvelerde küçük olanlarda 5-6 kat daha fazla. Bu da yani zeytinin, şifalı zeytinin 5-6 katı kadar daha fazla bir şifaya sahip olduğunu gösteriyor. Onun için arkadaşlar delice zeytininin hem meyvesi salamurası yapılarak olgunlaştırılan zeytin meyvesi hem de zeytinyağı 4-5 kat daha fazla bir fiyata alıcı buluyor. Özellikle arkadaşlar ve bunun da az sonra şifalı özelliklerinden bahsedeceğiz. Evet değerli arkadaşlar, normal zeytine kıyasla delice zeytininin meyvesinin arkadaşlar ve zeytinyağının yine yapraklarının birçok sağlığa şifalı etkileri mevcuttur. En önemli özelliği arkadaşlar sindirim sisteminin düzenlenmesiyle ilgili, bağırsak ve midedeki sorunları gidermeyle ilgili bu zeytinyağı çok makbul ve çok etkili. Yine açık yaralarda arkadaşlar ciltte meydana gelen ağız içi yaraları özellikle, evet ağız içi yaralarını bu pamuk yardımıyla delice yağını sürdüğünüz takdirde çok hızlı bir şekilde iyileştirdiğini biliyoruz. Aynı şekilde bu kan yapar, kalp ve damar sağlığını korur belirli oranlarda tüketildiğinde. İçinde yüksek miktarda E vitamini olduğu için de arkadaşlar kalbin çalışma ritmini düzenler. Böyle bir özelliği de mevcut. Cilt ve göz sağlığında çok etkilidir arkadaşlar. Cilde sürülerek bakımı yapıldığı, yine göz etrafına ve gözlerine sürüldüğünde de arkadaşlar pamuk yardımıyla bu etkili bir sağlık
durumu ortaya çıkarmaktadır. Yine önemli bir özelliği arkadaşlar, vücutta nitrik asit değerlerinin yükselmesine, bu böyle bir özellik var içerisindeki fenolik bileşiklerden dolayı ve hücre yenilenmesine, bunlara bağlı olarak da arkadaşlar yaşlanmayı geciktirici, özellikle görüntü olarak yaşlandırmayı geciktirici bir etkiye sahip. İşte bütün bu özellikleriyle doğada Rabbimizin bize sunduğu nimetlerin en önemlilerinden biri. Bildiğiniz üzere Kur'an-ı Kerim'de de ismi geçen ve şifalarından bahsedilen bir bitki zeytin. İşte bunun insan eli değmemiş yabani formu doğada kendiliğinden yetişerek biraz daha verimsiz, biraz daha küçük olması itibariyle içerisindeki şifalı etkili maddelerin çok fazla olduğu bir meyve, yabani zeytin meyvesi veya delice meyvesi. Değerli arkadaşlar, bugün de sizlere dilimizin döndüğü kadar doğada bulunan bir şifalı bitkiyi daha tanıtmaya çalıştık. Umarım bölgesinde bulunan arkadaşlarımız bunları toplayarak faydasını sağlar. Bir nebze faydalı olduysak bu videoyu sizlerle sunmakla ne mutlu bizlere. Herkese doğadaki şifa kanalımızdan sevgiler, saygılar.